أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Gökler ve yer dolusu hamd alemlerin Rabbi olan Allah'adır. Ancak ona ibadet eder ve ancak ondan yardım dileriz. Salat ve selam Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, ailesine, ashabına, kıyamete kadar gelecek olan mümin erkek ve mümin kadınların üzerine olsun. Hasaten Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfireti siz değerli kardeşlerimin üzerine olsun. Buraya teşrif ederken attığınız her adım sayısınca Allah katındaki kusurlarınız affedilsin. Yine buraya teşrif ederken aldığınız her nefes sayısınca da Allah katındaki izzet ve şerefiniz artırılsın. İnşallah buradan evlerinize geri döndüğünüzde aile halkınızı sıhhat, huzur, hidayet bulmuş şekilde kavuşmayı Allah hem size hem de bana nasip etsin inşallah. Değerli kardeşlerim, bugün Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den tüyleri ürperten, kalplere korku salan, düşünceleri allak bullak eden, o mescit içerisinde oturanların dikkatini çeken kıymetli bir hatırayı inşallah gündemimize getireceğiz. Allah Azze ve Celle istifade etmeyi hepimize nasip etsin. Olaya şahitlik yapanlardan biri de Ka'b bin Ucre radıyallahu anh'tir. Diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam bir gün mescide geldi. Hutbe vermek için minberi istedi. Kalktık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme minberi getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem birinci basamağa çıktı, bekledi, amin dedi. Sonra ikinci basamağa çıktı, bekledi, amin dedi. Sonra son basamağa çıktı, bekledi, amin dedi. Ve daha sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem müminlere bir hutbe irad etti. Buraya kadar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile ilgili aktarılan kısım. Buraya kadar belki bizim dikkatimizi celbetmeyen, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi az tanıdığımızdan, onunla alakalı hikayeleri, hatıraları az bildiğimizden, bizim öncelikli meselelerimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin biraz daha önüne geçtiğinden, siyasal düşüncelerimiz, başka şeylere merakımızın gölgesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hayatı kaldığından, şu an benim şahsım üzerinde inanıyorum, bazı kardeşlerimde de buraya kadar garipsenecek hiçbir şey yok. Doğru mu Yasin kardeşim? Hiç garipsenecek bir durum yok. Ancak sahabe bir olayı fark ettiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad edeceği sırada yapmadığı bir şeyi yaptı. Söylemediği sözleri söyledi. Takınmadığı bir tavrın içerisine girdi. Sahabe, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi bizim gibi sohbetlerde ve hutbelerde insanların gönlünü coşturmak için malzeme olarak kullanmadılar. Onlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi bir dost, bir arkadaş, bir sevgili, kendisine muhabbet duydukları bir yoldaş olarak da görmediler. Onlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi dinin aslı, dinini öğrenme konusunda gerçek kaynak, Allah'a ulaştıracak bir basamak gördüler. Bundan dolayı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin giydiği, yediği, içtiği, yürüdüğü, atına bindiği, eşleriyle olan muameleleri konusunda pür dikkattiler. En ufak bir farklılığı, artışını veya azalışını anlayacak, kavrayacak, bunun üzerinden tabir yerindeyse kendilerini veya Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme yönelerek ondan mevzuyu öğrenecek bir kapasiteye sahiptiler. Şimdi bize kadar bu olayda hiçbir problem yok.
Ancak sahabe bir şey dikkatinden kaçmadı. Dediler ki Allah Resulü hutbeden indi. Dedik ki ya Resulallah, bu zamana kadar yapmadığın bir şeyi yaptın. Neden? Allahu Ekber. Bu zamana kadar yapmadığın bir şeyi yaptın. Sen hutbeye ilk defa çıkmıyorsun ya Resulallah. Minbere ilk defa binmiyorsun ya Resulallah. Belki onlarca, belki yüzlerce biz bu hadiselerle karşılaştık ama bugün sende bir farklılık var. Dedi ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ben hutbeye çıkacağım esnada, minbere çıkacağım esnada Cebrail aleyhisselam geldi. Dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, anne ve babasının ihtiyarlığında, onların yanlarında olmalarına rağmen, anne ve babaları yaşayıp onların yanında, onların tenleriyle iç içe, nefesleriyle iç içe olmalarına rağmen anne babasının hakkını gözetmemiş. Bundan dolayı da mağfireti hak etmemiş. Her bir kimsenin burnu sürtülsün, ona yazıklar olsun dedi. Ben de amin dedim. Subhanallah. Cibrilül Emin. Adem aleyhisselamla Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün peygamberlere Allah azze ve celle'nin emirlerini ve yasaklarını bildiren çok kıymetli bir elçi. Allah'tan bizzat almış olduğu emri Adem oğluna semadan arza inerek, yeri geldiği zaman semada, yeri geldiği zaman peygamberlerin rüyasına girerek onlara hakikatleri anlatan elçi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mescidin içerisinde minbere bindiği sırada dedi ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, anne babası yaşamasına rağmen bunu istiğfarda, mağfirette, rahmette, merhamette kullanamayan kulun burnu yerde sürtsün. Yazıklar olsun öyle adama dedi. Ben de amin dedim. Subhanallah. Dua eden temiz, amin diyen ondan da temiz. Dua edinen Allah'ın elçisi, dualara amin diyen de Allah'ın elçisi. Dua eden Cibrilül Emin, duaya amin diyen وَمَا أَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ biz ancak seni yeryüzünde rahmet olasın diye indirdik. Senin peygamber oluşunun, varlığının sebebi merhamettir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir duaya amin dedi. Burnu dedi yerde sürtsün. Yazıklar olsun öyle adama. Sonra ikinci basamağa çıktım. Cebrail aleyhisselam ey Muhammed dedi sallallahu aleyhi ve sellem, bir yerde adın anıldığı anda seni kastederek Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ebul Kasım sallallahu aleyhi ve sellem, ne derseniz deyin, senin adın anıldığı halde sana salatu selam getirmeyen, seni yüceltmeyen, sana muhabbetini bildirmeyen ve bundan dolayı rahmetten uzak olan, yazıklar olsun, burnu yerde sürtsün dedi. Ben de amin dedim. Subhanallah. Allah Azze ve Celle hem kendisi hem de meleklerine, temiz elçilerine, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salatu selam getirmeleri için bir emirde bulunurken, müminlerin önemli vazifelerinden biri de Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin adı anıldığında ona salavat getirmekken, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi postacı görenler, peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi sadece arada aracı görenler, vazifesini yaptı deyip gidenler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu ümmetin şu anki insanlarına hitap edemiyor diyenler, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dönemini çöl ashabı olarak nitelendirip de peygamberi kendilerince modern dünyanın
lideri ve önderi kabul edemeyecek basiretsizle, ahmaklar, alçaklığa sahip olanlar. Bundan dolayı da Muhammed böyle demiş, Muhammed böyle gitmiş, Muhammed'in hanımları demiş, Muhammed'in anası demiş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, o kişi rahmetten uzak kaldı ya, Allah diyor onun burnunu yerde sürsün, ben de dedim ki amin. Özellikle hafife alanlar. Belki bu hadisin kapsamına daha çok giriyorlar. Tembellik yapanlar, senin ve benim gibi kardeşler. Allah Resulü'nü sevdiği halde ona salatu selam getirme konusunda demiyor mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kim bana bir gün içerisinde 10 defa salatu selam getirirse, Allahümme salli ve sellim ala nebiyyina Muhammed derse, demiyor mu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Kim bana daha fazla salatu selam getirirse benim şefaatime daha fazla layık olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cuma gecelerinde kendisine salavat getirilmesini emretmedi mi? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem günlük zikirleri içerisinde, gün içerisinde 10 defa kendisine salatu selam getirilmeyi bize tavsiye etmedi mi? O yüzden tembelliğimiz olmayacak kardeşler. O anıldığında, ismi geçtiğinde sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın salatı, selamı, muhabbeti, sevgisi, onun, eşlerinin, çocuklarının, ondan önce gelmiş bütün peygamberlerin üzerine olsun. 3, son basamağa geldi Peygamber aleyhissalatu vesselam. Cebrail dedi ki, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Ramazan'a kavuşup da Ramazan'ı idrak edip, bu aydan mağfiret ederek çıkmayan, kula yazıklar olsun, rahmetten uzak olsun dedi. Ben de dedim ki amin. Ramazan gibi büyük bir çarşının içerisine girip de ücretsiz eşyaların, hediyelerin, yiyeceklerin, içeceklerin dağıtıldığı bir anda o pazarın sonunda aç çıkan bir adama yazıklar olsun dedi. Cebrail aleyhisselam Allah Resulü de dedi ki amin. O misk kokan pazarın içerisinde hiçbir koku üzerine bulaşmadan pis kokularla pazarın sonundan çıkana yazıklar olsun dedi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Ey aziz dostum, üzerine yağmur yağıp da ıslanamayanlara yazıklar olsun. Önüne koyduğu yemeği yemeyi nasip olmayanlara diyor yazıklar olsun Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Kardeşlerim, bu hadis Hakim'in Müstedrek'inde geçiyor. Şimdi Kab bin Ucre radıyallahu an Medineli müşrik bir adamken bir tane dostu, kendisini seven yareni sinirleniyor. Bir gün evin içerisine giriyor, putunu kırıyor. Kendisi evine girdiğinde bakıyor ki kendisini korumakla mükellef olan putun yerlerde süründüğünü görünce vay diyor, bunu kim yaptı, falanca mı yaptı diyerek sokağa çıkıyor. Arkadaşının yanına müşrik gidiyor, iman ederek geri dönüyor. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Allah o yüzden bizi salihlerle dost kılsın kardeşler. Muhabbet ehliyle dost kılsın. Facirlerden bizi muhafaza buyursun. Günahkarlardan bizi muhafaza buyursun. Zanilerden Allah Azze ve Celle bizi uzaklaştırsın. Fıskı fucurun sahipleriyle beraber oturmaktan korunalım inşallah aziz dostlarım. Salihlerin meclisi güzeldir. Ben güzel değilim ama siz güzelsiniz. Ben takva sahibi değilim ama inanıyorum ki bu meclisin içerisinde, mescidin içerisinde takva sahipleri var. Ben ihlas sahibi değilim ama inanıyorum ki bu cemaatin içerisinde muhlisler var. Allah'ın rahmeti, merhameti onların üzerine yağarken inanıyorum ki inşallah benim gibi bir günahkarı da Allah Azze ve Celle nasiplendirecektir. Şimdi bu Kab bin Ucre radıyallahu anh bir hatırasını daha anlatıyor. Onu da zikredeceğiz. Hadisle alakalı çok kısa bir malumat verdikten sonra son sözümüzü inşallah Sabri hocamıza bırakacağız. Şimdi bakın, Kab bin Ucre anlatıyor. Diyor ki bir gün Mescid-i Nebevi'de oturuyorduk. Bir hatırasını paylaşıyor. Mescid-i Nebevi'de oturuyorduk. Mescid-i Nebevi'de muhacirler diyor bir topluluk. Ensar diyor bir topluluk. Özellikle de diyor muhacirlerin içerisinde de Haşim oğulları var. Peygamber aleyhisselamın akrabaları, aileleri var, mevcut. Aramızda diye tartışıyoruz diyor. Ha bizim aramızda da olur. Muşlular mı daha ilim sahibidir, Malatyalılar mı? Adıyamanlılar mı daha takvarlıdır, Urfalılar mı? Kebabı en iyi
Kayseriler mi yapar yoksa Aydınlılar mı? Aramızda böyle latifeler geçiyor değil mi abi? En çok ilim sahibi bizden mi çıktı? En çok gol atan takım sahibi biz miyiz? Aramızda muhabbet ederiz. Ama bunların muhabbetleri böyle olmamış. Demişler ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en fazla bizi seviyor. Bakın Ensar demiş ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en fazla bize muhabbet besliyor. Neden peki? Demişler ki çünkü biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman ettik. Ona tabi olduk, düşmanlarına karşı savaştık. Bundan dolayı da Allah Resulü bizi sever. Bu sözü söyleyecek bir ehliyet sahibiler mi? Vallahi fazlasına sahipler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ve ashabının en fazla korkutulduğu bir zamanda kucaklarını kim açtı? Medineli Müslümanlar açtı değil mi Murat? Açtılar yüreklerini, gelin dediler, bize gelin dediler. Arap ve Arap olmayan bütün aşiretlerin, toplulukların, kavimlerin, ülkelerin düşmanlıklarını kendi topraklarına çektiler. Doğru mu abi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem başta olmak üzere onu korumak, İslam'ı müdafaa etmek, Allah Resulü'nün ashabına sahip çıkmak, birinci dereceden Allah Resulü'nün düşmanlarıyla karşı karşıya gelmenin adıdır. Bunu göze aldılar mı? Aldılar elhamdülillah. Evlerini açtılar mı? Sonuna kadar açtılar. Bahçelerini açtılar mı? Sonuna kadar açtılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem özellikle artık Yahudilerin Medine'den sürülmesini fırsat bilerek Ensar'ın yanına gitti. Dedi ki artık yeter sizin ev sahipliğiniz. Bakın beni Kaynukalılardan, beni Kureyza'dan, kalan bu evler, bağlar, bahçeler, topraklar, araziler ne derseniz deyin. Arzu ederseniz bunları muhacir kardeşlerinize verelim. Sizler de evlerinizde artık rahat olun. Belki siz rahatsız olmazsınız. Kız kardeşlerimiz rahatsız oluyordur. Yenge hanımlar rahatsız olurlar. Çocuklar belki rahatsız oluyordur. Belki babalarına geliyorlardır, diyorlardır ki baba ev ödevini yapamıyoruz. Arkadaşlar çok benciller. Benim oyuncaklarımı alıyorlar. Ben katlanamıyorum. Baba artık bunları gönder diye tazik yapıyorlardır. Hani siz de engel olamıyorsunuzdur belki ama hani bakın evler genişledi. Gidebilirler. Evleri paylaşalım. Elde edilen ganimetlerin hepsini kime verelim? Muhacirler. Ensar ne dedi? Recep Hoca. Dediler ki ya Resulallah evlerimiz onların evleri. Arazilerimiz onların arazileri. Tarlalarımızdan çıkan mahsulün yarısı alen onlara ait. Sen yine dediler bu Yahudilerden elde ettiğin bütün ganimetleri muhacirlere ver. Allahu Ekber ya. Ya bu adamlar sevmeyi hak edilmiyor mu abi? Vallahi sevilmeyi çok hak ediyorlar. Takdir edilmeyi çok hak ediyorlar. Övülmeyi çok hak ediyorlar. Ondan dolayı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Ensar için ne demiştir? Birazdan göreceğiz. Sonra muhacir girdi devreye. Yani tabirindeyse ya size ne oluyor kardeş ya? Bir Nemrud'umuz vardı diye başlayan böyle bizim ifadelerimiz var ya. Falanca yeri daldınız diye söylüyorlar ya. Hani biz öyle genellikle kendimizi ön plana çıkartırız. Bunlar latifedir. Bunları küçük gördüğümüzden, bu şaka konusunu malzeme yaptığımdan dolayı değil. Ama günlük hayatın içindeki insanları kastediyorum. Sizi tenzih ederim. Tamam şu sizin olsun da bu da bizim olsun deriz ya biz. Muhacir diyor ki ne oluyor kardeşim ya? Ne oluyor diyor. Bizler diyor Allah ve Resulü uğruna diyor hicret ettik diyor. Hicret. Evladu iyanımızı diyor geride bıraktık. Evlerimizi içlerinde eşyalar bulunurken terk ettik. Bir tane iğne bile almaya fırsat bulamadık. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem en çok bizi seviyor dediler. Haklılar mı? Vallahi haklılar. Billahi haklılar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine taşlar yağarken Allah Resulü'nün etrafında etten duvarlar kurdular. Peygamber aleyhisselamın gözü yaşarttı, onların kalbinden kanlar aktı. Allah Resulü üzüldü, onlar kederinden toprağa gömüldüler. Allah Resulü cihada çıktı, onlar cihadın en ön safında. Ya Resulallah bugün düşmana karşı ne yapacağımı göreceksiniz dediler. Hak ediyorlar. En zor anlarında Allah Resulü'nün. Bugün
belki İslam'ın ulaşmasında, belkisi yok belki, İslam'ın ulaşmasında en önemli basamaklardan biri muhacirdir. En önemli basamaklarından. Hak ediyorlar bu sözü söylemeye. Övünmeyi hak ediyorlar, övülmeyi hak ediyorlar. Takdir edilmeyi, takdir görmeyi, sevilmeyi ve muhabbeti hepsini hak ediyorlar. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, üçüncüsü Haşim oğulları girdi devreye. Ya kardeş ne oluyor dedi. Hele bir kendinize gelin. Allah Resulü dedi, ben bizim ailemizden dedi. Bizim içimizden çıkmış. Bakın bugün her birimiz bir aile, bir aşiret, bir akraba topluluğu içerisinden gelmekteyiz. Kimininiz inancından dolayı, kimileri fikirlerinden dolayı, kimi de yaşantılarından dolayı aile içerisinde kınanırlar, dışlanırlar. Sokakta birileri kem gözle bakmış, umrunda değildir, umrunuzda değildir. Ama bir amcazade, bir dayı, bir yeğen sizi inancınızdan dolayı horluyorlarsa çok ağrınıza gider. Ya sen yapma derler be kardeşim. Biri dışarıda size iftira atar, hanımınıza iftira atar, çocuğunuza iftira atar. Umrunuzda değil, takmazsınız. Ama dedeniz, nineniz kendi arasında bu iftirayı konuştuklarında, yahu bizim torunu gördün mü, neler yapmış, vay 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 diye başladıklarında, ya ne olur siz yapmayın dersiniz. Ailenin hışmı dışarıdakilerden daha zordur. Bu her türlü düşünce için de geçerlidir. Her türlü anlayış için ve yaşayış için de geçerlidir. Haşimoğullar dedi ki size ne oluyor dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bizim dedi ailemizdendir. Siz dedi muhacire ve ensara Allah yolunda dedi ne kadar yardım ettiniz, onunla beraber ne kadar savaştınızsa biz de dedi o kadar savaştık ve yardım ettik. Allahu Ekber. Haklılar mı? Vallahi haklılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme bir aile olarak çok sahip çıktılar. Yahu kardeşlerim ne olur düşünün. Bir Ebu Talib'i bir düşünün. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin amcasını düşünün. İman etmedi. Allah ona imanı nasip etmedi. Önüne kadar geldi. Tabir yerindeyse tam alnının ortasına kadar geldi. Zihninin içerisine sokuldu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ayağına kadar gitti. Yapma dedi amca dedi. Bak son nefesini veriyorsun. La ilahe illallah de kurtul. Ailesinin, kavminin ya da otorite sahiplerinin hışmına uğrayacağından dolayı vay be bu talip. Son dakikada da sattın putlarını, ilahlarını. Demesinler diyor. Ayrı bir gurur, ayrı bir düşünce. Bilemiyoruz nasıl bir anlayıştır. Allah bize nasip etmesin. Hakka hakkıyla teslim olmayı bize nasip etsin. Batıldan hakkıyla kaçmayı bize nasip etsin. O adam Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme can siparane savunmadı mı? Elini uzatanın elini kırdı. Diliyle sövenin dilini kesti. Peygamber aleyhisselama ulaşacak olan her musibetin karşısında durdu elhamdülillah. Neden? Aile olmadan kaynaklı. Velhasıl kelam Haşimoğulları da bunu hak ediyor muydu? Hak ediyorlardı. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir anda çıktı. Dedi ki siz ne konuşuyorsunuz? Hani sizin böyle gürültülerinizi, patırtılarınızı duyuyorum. Ne konuşuyorsunuz dedi. Başladılar. O mevzuları anlatmaya, aramızdaki tartışma, iddia tabirlerindeyse buydu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Allahu Akbar döndü, dedi ki, ey Ensar cemaati, ben sizin kardeşinizim buyurdu. Allahu Akbar. Ey Ensar cemaati, ben sizin kardeşinizim. Ensar tekbir getirmeye başladı. Allahu Akbar diye mescitte bağırıyorlar. Sonra döndüler dediler ki Kabe'nin Rabbine andolsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i biz kazandık. Çünkü Allah Resulü önce Ensar'a hitap etti. Ensar hak ettiği bir kazanç vardı. O topluluğun, zümrenin içerisinde peygambere en fazla yakın, onun muhabbetine en fazla layık olanların kendilerinin olduğunu zannettiler. Tekbirler getirdiler. Allahu Ekber. Biz Sivas Spor, Malatya Spor'u yendiği zaman tekbir getiririz. Bizim toplumumuzda insanlar yaşadıkları köyde ve beldede çıkartmış oldukları ozanlarla övünüyor.
Ya gördün mü diyor, Adnan'ın kızı da manken olmuş. Köyümüz şeref buldu. Onursuzluğu şeref addedecek bir hale geldik. Nerede yiyici tayfe siyasi arenalarda varsa, birilerinin düşüncelerini sandığa yansıtırken devşirme konusunda kendisini her türlü oynatma pozisyonuna getiren aldatıcı idareciler varsa, maalesef bunlarla biz övündük. Bizim köyden de çıktı elhamdülillah. Falanca bilmem kaçıncı reis bizden çıktı elhamdülillah. Falanca futbolcu var ya, ha bu sokağın çocuğuydu. Ha burada övünülüyor. Sokaklara isimleri veriliyor. Verilmesin demiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar. Bununla övünüyoruz. Bununla mutlu duyuyoruz. Biz kazandık diyoruz elhamdülillah. Yol gelecek, köprü gelecek elhamdülillah. Sonuç hüsran. Ne yol ne köprü. Taşta yürümeye devam. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem devam etti. Dedi ki ey muhacir cemaati. Şimdi ensarın gerçekten halini düşünüyorum Müslümanlar. Yani siz önce takdir ediliyorsunuz. Diyorsunuz ki kardeşiz. Artık bitti. Son nokta konuldu. Allah Resulü diyor ki ey muhacir cemaati. Ensar şöyle mi düşünüyordu bilmiyorum ama ben olsam düşünürdüm. Ha geçti balık pazarı diye düşünürdüm yani. Allah Resulü önce beni takdir etti çünkü. Sizi de büyük bir ihtimal avutacak diye düşünüyorum. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki ey muhacir cemaati, ben sizlerdenim. Ben sizdenim. Bir anda muhacir cemaati tekbirler getirmeye başladı. Dediler ki Kabe'nin Rabbine andolsun ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i biz kazandık. Allahu ekber. Vay Haşimoğullarına. Ne olacaklar? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara döndü ve dedi ki ey Haşimoğulları, sizler bendensiniz ve bana geldiniz deyince onlar da tekbir getirmeye, aynı hoşnutluğu yaşamaya başladılar. Sonra Kab bin Ücre dedi ki radıyallahu an, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hepimizi memnun ederek gönderdi elhamdülillah. Bakın şimdi bunu siyasi arenalarda paylaşsak, yanlış anlamayın da ilk kullanılacak söz şu, biliyor musunuz? Çok üzülürüm yani. Ya Resulullah da çok ilmi siyaseti biliyormuş ha. Hepsine nabza göre şerbet verdi. Çünkü öyle görmüşler politikacılardan. Adam gelmiş demiş, sana demiş araba anahtarı vereceğim. Öbürüne demiş evin anahtarı senin. Buna söz veriyorum, ben şuraya gelirsem köy muhtarı sensin. O yıkık okulu ben onaracağım. Olmayan caminin minaresini ben yapacağım. Öbürü demiş ki ya ben senin gibi düşünmüyorum. Sana da demiş bir ayar vereceğiz, rahat ol. Hani caminin minaresini yaparken arkadaki meyhanede olmayan sandalyelerini de koyacağım demiş. Nabza göre hepsine şerbet vermiş. Şimdi ben bu adama bu olayı anlatsam diyecek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne biçim siyasetçiymiş ha. Hepsinin nabzına göre şerbet vermiş. Kötü niyetli ama ha. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir hakikati söyledi. Az önce bunu ifade ettik. Müslümanlar, Ensar da, Muhacir de, Haşimoğulları, her biri Peygamber aleyhisselamı gören, ona iman eden, onunla cihad eden, o öldükten sonra davet için İstanbul surlarını aşındıran her bir sahabe şeref sahibidir, izzet sahibidir, vakar sahibidir, adalet sahibidir. İnşallah umuyoruz ki onlar İslam'ın evvelleridir. Cennetin firdevs köşklerindedirler. Her türlü takdiri övmeyi ve övülmeyi hak ediyorlar. Değilse Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ilmi bir siyaset gütmedi burada Müslümanlar. Allah Azze ve Celle gerçek manada övülmeyi, övünecek işlerin peşinden koşmayı, sevilmesi gerekenlerin yanında durmayı, onların muhabbetiyle karşılaştığımızda da elhamdülillah Kabe'nin Rabbine and olsun ki kazandık demeyi bizlere nasip etsin. Şimdi kardeşlerim Kab bin Ucre radıyallahu an Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir sahne çizdi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselamın dualarına amin dedi. Bu hadise tek tek
girmeyeceğim. Ancak şöyle bir düşünün ki, sözü yani duayı eden temiz bir elçi, bu duaya amin karşılığını veren temiz bir elçi. Allah Azze ve Celle bu sözün muhatabı, bu anlatılan hadiselerin muhatabı olmaktan bizleri muhafaza buyursun. Eğer bir anneye ve babaya sahipseniz, değilse bunlardan birine sahipseniz, değilse hiçbirine sahip olmayıp babanızın en yakın dostlarına sahipseniz, nebevi sünneti onların üzerinde uygulamaya gayret gösterin ve bu konuda hassas olun. Abdullah İbni Ömer'i hatırlayın. Yolda giderken bir gariban adamla karşılaştı. Sarığını verdi, cübbesini verdi, üzerine bindiği katırı verdi. Dediler ki, ey İbni Ömer, ne yapıyorsun böyle? Elinde avucunda ne varsa sarf ettin. Bu adama bir sarık, bir misvak tabir yerindeyse, bir damla su bile yeterdi. Dedi ki, öyle değil. Bu dedi babam Ömer bin Hattab'ın dedi sadık bir dostuydu. Allahu Ekber. Bu ne demek biliyor musunuz? Arabayla gidiyorsunuz. Babanızın dostuna rastladınız. Kadim bir dostuna böyle. Babanız borç istedi, borç verdi. Namusunu onun evinde korudu. Tehlikelerden onun vesilesiyle korundu. Babanız hasta oldu, onu yanınızda gördünüz. Babanız mutluydu, o babanızın en yakınındaydı. Böyle bir dosta sahip olduğunu düşünün babanızın. Siz arabayla gidiyorsunuz. Amca böyle yolda yürürken selamünaleyküm, ellerini ayaklarını öpmeye başladınız. Sonra dediniz ki, amca sizi istediğiniz yere kadar bırakayım. O da kabul etti. İnerken anahtarı ona bıraktınız. Dediniz ki, amca bu araba artık senindir. Bundan sonra işini gücünü bu arabayla görürsün. Bundan sonra da sakın ha böyle yürüyeyim deme yağmurda karda. Bunu yapabilir misiniz Müslümanlar? İşte o övülmeyi hak eden sahabe bunu yapmış Davut abi. Bunu yapmışlar. Allah Resulü boşuna övmemiş onları. Boşuna sevgi ve muhabbet beslememiş Peygamber aleyhisselam. Peygamber aleyhisselamın sözlerini yere düşürmemişler. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Eğer anne babanız sağ, onlardan biri elinizin altında ya da hiçbiri yoksa, en kadim bir dostu varsa, onlara sünneti gereği Allah Resulü'nün hareketlerine uygun bir şekilde davranmayı bizlere nasip etsin. Allah Resulü'nün adı anıldığı yerde ona salatu selam getirmeyenlerin tehdidi, Ramazan'da gaflete düşüp Ramazan ayını bir eğlence ayı görme, zayıflamak için bir fırsat bilme, dost ve akrabaları görürüz muhabbetiyle Ramazan'ı karşılama niyetinde olanların Allah Resulü tarafından nasıl tehdit edildiğini gördük. Cenab-ı Allah böyle bir durumlardan bizleri muhafaza buyursun. Bu hadisi okuduğumda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem çıktığın basamaklar sayısı çok olsaydı, bizim camilerimizdeki minberler gibi 10, 15, 20, her çıktığı basamakta Cebrail aleyhisselam, ey Muhammed, namaz kılıp da namazdan gafil olanların burnu yere sürtsün deseydi, zikir yapıp da Allah'ı tanımayanların burnu yere sürtse deseydi, İslam ümmeti bu kadar facianın, fecaatın içerisindeyken lüksün, gösterişin, savurganlığın, israfın içerisinde debelenenlerin burnu yere sürtse deseydi, İnsanlar küfre koşarlarken, şirke koşarlarken, dünyevileşmenin dibine dalarlarken onlara daveti taşımayanların burnu yere sürtse deseydi, Müslümanların idareciliğini üstlerine alıp da onların hakkını vermeyenlerin burnu yere sürtseydi, 14. basamağa gelip de kadınların, çocukların, yaşlıların namuslarının, iffetlerinin hiçe sayıldığı bir dönemde onlara yüz çevirenlerin burnu yere sürsün deseydi, 14. basamağa geldiğinde İslam ümmetinin şerefini ayağa kaldıracak, onların yüzüne güldürecek, onlara örnek olacak, takvada ve sabırda liderlik yapacakları küçümseyen, onları hor ve hakir gören, onların elde etmiş olduğu zaferleri gölgeleyecek iftiralar atanlara Allah onların burnunu yere sürse deseydi, Allah'tan basamak üçte bitti Müslümanlar. Allah'tan basamak üçte bitti. Allah Azze ve Celle Peygamber aleyhisselamın
bu tür sözlerinden muhafaza olmayı bizlere nasip ve müyesser eylesin. Hadis tehdit eden önemli bir hadistir. Allah Azze ve Celle anlamayı, yaşamayı bizlere nasip etsin.